Ufak operasyonu yapıyorum. Bıktım ya artık. Ceyle uğraşma, seni döver. Köşmerimcim. Sıcak mı uğraşıyor? Nor gate'i sizce Nant gate'den. Yanlış ya. Mandalina ve çorba alayım. Düşünceli arkadaş. Camlarından günde onu gören bir sınıf seçeceğim. Günaydın arkadaşlar. Şafak operasyonuyla okula geldim. Bugün ablam erken çıkıyordu. Ben de dedim ki erken gideyim, ne olacak? Okulda ders çalışırım. Ve daha gün doğmadı. Hava karanlık yani. Acaba tripodu kurup gün doğumunu mu çeksem? Ne o, ders çalışacağım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bana bekleyin. Tripod olarak tahtayı kullanıyorum. Şimdi sizi tripoda yerleştireyim. Çünkü ön kamera çok düşük çekiyor. Düşük ışık da kötü çekiyor. Şimdi birazcık kameraya karşı boş yapmak istiyorum. Çünkü bir haftadır falan video çekmiyorum. Video çekmedikçe köreliyorum. Benim dertler. Bir haftadır çok video çekecek mental gücü kendimde bulamadım. Yoruldum birazcık. Şu anda da zaten editleyecek videolarım duruyor. Çünkü bir sürü proje ödevimiz vardı. Yoğun haftalardı. Açıkçası video editlemeye pek zaman ayıramadım. Şimdi de 21'inde, tam 21 Kasım'da vizelerim başlıyor. Ve vize öncesi bir video başlamaya karar verdim. Vize haftası videom çok izlenmişti daha önce. Hem vize haftasında çekeceğim hem vize haftası öncesinde çekeceğim. Çalışmaya daha yeni başladım dün akşam. 6 gün kala tam. Ama derslere geldiğim için bu dönem hani o kadar önceki dönemlere göre daha eksik olduğunu düşünmüyorum. Bazı dersleri ayrı tabii. Vize haftam bir hafta sürecek. Pazartesiden Cuma'ya kadar 21'i ile kaçı arası oluyor? 26'sı arası oluyor, 27'si arası oluyor galiba. Dün akşam dijital logic çalışmaya başladım. Bugünkü hedefim de dijital logic ve database çalışmak. Umarım yetişecek, halledeceğiz hepsini. Böyle yani açıkçası şeyi sevmiyorum, sürekli gezerken ya da iyi olduğumda video çekmeyi. Ama gerçekten video çekesim hani yoktu bir hafta boyunca falan. Çok yoğundu, bunalmıştım. İçime sinmiyordu çektiğim şeylerde. Tabii ki gene kısa kısa günler çekmişim. Bunlardan video yapacağım. Öyle. İyi seyirler şimdiden. Şimdi ders çalışmaya başlıyorum. 9.30'da dersim başlıyor. Bugün bir de 3'e kadar labım var. 3'e kadar mı? Evet. Bu hafta aslında Cuma günü normalde labımız yok. Bu hafta bir de Cuma günü database labı var. Bir de yarın quiz olabilir. Yani çok yani bıktım yani arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela şey diyor, bir projeyi bitirdin diye seviniyorsun, başka proje oluyor. Ya da bir şeyi bitir diyorsun, bir şeyi bitirmeden quiz geliyor. Bakın bugün GNSS Sky kombini yaptım. GNSS Sky hikası ve bulutlu kolyem. Çok tatlı değiller mi? Bitmek bu kadar mı diyorsun? Bakın dijital hocaya nasıl çalışıyorum biliyor musunuz? Öncelikle dün en baştan slaytlardan başladım. En başta kolay şeyler var birazcık. Çevirmedir, boolean bir şey örnekleridir. Birinci sınıftan beri gördüğümüz şeyler ama hala yapabiliyor muyum bilmiyorum. Mesela şu Nant, Nor hala onların şeylerini karıştırıyorum. Neyse o benim şeyliğim. Sonra multiplexer, decoder çalıştım. Sonra SRLatch. SRLatch ile ilgili ben... bu benim kafama karıştırdı derste. Hatta dersi bu konuya kadar çok iyi takip ettim. Tamam mı? Bu keymaps var ya. Orada falan anladım. Sonra SRLatch'e geldik, ben böyle bir kaldım. Ama videoda, YouTube'dan video izledim ben geçen. YouTube'daki videoda anlamıştım ama sonra kendim çalışınca bu level sensitive'i şu an anlamaya çalışıyordum. Dün akşam en son orada kaldım. Hatta 3 etüt yaptım. Son etütte işte bu D flip flop'a geçecektim ki uyudum. 6'da kalktım, 12'de yattım, 6 saat. 6 saat uyku yeter mi? Aslında bunu düzene oturtabilsem her gün mesela 12'de yatıp 6'da kalksam çok iyi olmaz mı? Bence olur. Ve hani geç kaldım kitaptan çalışmak için. Eğer kitaptan çalışacaksam biraz daha günlük tekrar yapacağım zaman kitaptan çalışırım. Bunu da bugün çıkışta database çalışırım diye getirdim. Ben quiz'de çalışırken biraz not almıştım. Bilmiyorum. Yazarak çalışmak aslında zaman kaybı ama
o kadar şey özenmeden hızlı hızlı yazınca çok bir zaman kaybı olmuyor. Çünkü ben okumaktansa ya kendi kendime anlatacağım o konuyu ya görsel olarak karşımda izleyeceğim. İngilizce videolarda odamı bir süre sonra kaybediyorum. Şimdi mesela bunu sesli çalışacağım hazır sınıfta kimse yokken. Kendimi anlatıp anlamaya çalışıyormuş gibi yapıyorum. Odamda da öyle çalışıyorum. Böyle bu daha çok bir çalışma videosu olacak. Benden eğlence beklemeyin. Sıkılabilirsiniz bu videoda yani. Çok konuştum. Saat 8'de çalışmaya başlayacağım. Ama ben ajandamı getirecektim. Getirmediğimi unutmuşum. Neyse başka bir tane şeye yazayım. Sonra ona geçiririm. Derste aldığım Max Not. Şurası. Bayağı almışım aslında da. Çok karışıklar. Ben çalışmaya başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Bye. O hareketi artık yapmayacağım. Bakın normalde etüde başlamak için saat 5'ine beklerim. 7.55'te başlıyorum. Değiştim ve geliştim. Ben 1 saat etüt 15 dakika ara yaparak çalışıyorum. Bu dünden kalmadı. Normalde 60'tan başlıyor da. Ve böyle bence iyi oluyor. Diğer türlü lay laylam olunca çalışamıyorum. 4 dakikalık bir kayıp koydum kendime. 4 dakika çünkü kamera ayarlamakla geçer diye. Şimdi başlıyor oraya. Önce bir eser meçle ilgili en son ne yapmıştım onu hatırlamaya çalışıyorum. Honey, I like moving out of state, I went out of my mind. Took a few nights, blew all my money without even trying. You said to follow dreams, didn't want to leave as much as you wanted. I'll go so I can face my fear, knowing you'll never care if I'm alone. Bu abimiz mükemmel anlatıyor şu an. Çok pis aydınlandım. D-Latch'lerle ilgili çok iyi bir videosu var. Ve böyle tane tane anlatıyor. Hoşuma gitti bayağı bir. Etüdümün bitmesine de 15 dakika kaldı. Aralarda video yüzünden uğraştığım için etüde fazladan 4 dakika ekledim. Böyle de kaçmayız işte arkadaşlar. Bakın size kanal önerisi vereyim mi? Computer Science. Videosunu beğendim. Vizelere 5 gün kala benim kafanın içi. Bence hava aydınlandığı için ışığı söndürebilirim. Uykum gelir mi ışığı söndürürsem? Sanmıyorum. Bir anda klima kapandı, aşırı korkunçtu. Tamam şimdi etüdü kaynatmıyoruz ve hemen tekrar başlıyoruz. Size bir şey soracağım. Nant, Nor Gate'i sizce Nant Gate'den daha cana yakın gelmiyor mu? Mesela şu böyle bir daha tatlı değil mi? Bu bana çok kaba geliyor Nant Gate. Ön kameradan çekince düşen kalite benim çok modumu düşürüyor. Bir saat 10 dakika çalıştım. Kaldı geriye 2 saat 7 dakika. Bugünün programını yapıyorum sizinle. 3'e kadar dersim var. 6'da ablamla beraber gideceğim. Yolda zaman kaybetmemiş olurum hem. 6'ya kadar okulda çalışsam biraz. Acıkmazsam şayet. Öğle yemeğinde ne var bilmiyorum. 3 ile 6 arasında da bir 2 saat okulda çalışsam. Eve gidene kadar 3 saat çalışmış olacağım. Evde de akşam biraz desen yapmam gerek. Projeler yüzünden aksattım dizayn yapmayı. Akşam da desen yapayım biraz ve bir saat daha çalışmaya çalışayım. Yarın quiz varsa birazcık database çalışırım. Ya D-Latch'leri bir anladım. Ama birden farklı bir sürü D-Latch var. Ve D-Latch'lerde dersten koptuğum için şu an şeyi anlamaya çalışıyorum. Derste işlediğimiz kısmını. Ama mantık olarak bayağı iyi bir şeyler anladım. O yüzden verimliydi. Bilgisayarımın şarjını getirmedim okula ağır diye ya. Hiç bir şey olmaz. Şimdi sınıfa gideceğim. Yani bugüne güzel başladık. Normalde yarın okula gelmemeyi düşünüyordum. Ders çalışıyorum hem de. Ama yarın quiz var galiba. Geçen hafta quiz var demişti hoca. Ne kadar çok eşyam var ya. Let's go. Bundan sonra burası benim mekanım. Çünkü bu sınıfı çok sevdim. Manzarası çok güzel. Görüşürüz güzelsiniz. Çıkışta yer olursa gene burayı kapayım.
Ama M1 çok kalabalık oluyor. M1'de ders çalışacak yer bile olmuyor çıktığımızda. Şimdi M2'ye geçiyorum çünkü dersimiz orada. Hello. Motorcu boyla karşılaştım gelirken. Selam. Tek başıma yürürken Engin artık şeyde video çekemiyorum, utanıyorum. Niye? Bilmiyorum. Arkadaşlarım olunca çekebilirim ama tek başıma kamerayı kendime tutamıyorum. Ben çok kişi olsa çıkmayı sevmiyorum. Saçma. Niye? Böyle değil. Ya, takipçilere sesleniyorum. Bu kız artık vlog çekmiyor. Biraz ona çekiyorum. Nefret mesajları. Semih hoşmerimlerini göster. Semih yedi bir adam hoşmerim getiriyor arkadaşlar. DM atın getirsin size de. Buyurun hoşmerim. Getirsin ama değil mi? Götürüyor. Evine götürüyor milletin. Balıkesir kültür. Eve istiyorsanız 15 lira olur. 15. Kültürünü yayıyoruz. Şimdi bu güzel. Balıkesirli bu. Eve götürüyorum. Ben sevmiyorum. Az yani. Balıkesirli olan şu hoşmerim tatlısı var bence. Balıkesir'de başka ne yiyor? Aslında İskender bir köftesi de meşhur da. Köftesi her yerin meşhur. Yok, Balıkesir'in bir farklı. Böyle çok küçük köfteler var mesela. Okey. Ama her yerin köftesi var benim bildiğim. İskender de kömürde yapıyor. Ama şu an yeni okuyoruz. Yine ekonomide herkes köfte küçük yok. Ama bak. Yine Göl var, Akça, Bat var, Tekirdağ var. Evet, niye her şey geldi? Her yeri köftesi var. Ete alan yapmış köfteyi. Yok artık yani, Bursa'nın da İskender'ine laf etmezsin, yemedik ama. Hasta oluyorum artık. Hasta mı oldun? Olacağım galiba. Hayır, olmuyor. Hayır, şimdi şu an. Hastayım dersen hasta olursun. Demiyorum. Demezsen olmaz. Demiyorum o zaman. Bursa'ya olan nefretin ne ya? Bana nefret, benden nefret. Ece ile uğraşma, seni döverim. Her şeyi videoya kaydettim. Ece, niye bunu ameliyat olacağım Ece? Bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? Semih iyiyizdi kanka. Ece'yi rahat bırak, Semih dön önüne. Geçirelim. Ben sevmiyorum bunu. Neyi? Ulan sevmesini geç. Hoşmerim. Sen bunu eğer yapan adamdan 1 lira 2 lira alıyorsan, sen bunu 10 lira verirsin sen. Niye? Ben Kadıköy'de tezgah açayım, sen bunu 10 lira verirsin. Hayır, ben almıyorum. Yemiyorum ki bunu. Ben bu arada şu an sevdiğim bir şey olsa yer. Ben bu arada şu an gözükmüyorum. O yüzden yemekteyiz. Ha? Evet. Sessin. Dış ses olarak. Evet, Mert Sözler mi? Evet. Hoşmerimcim. Söz neydi o? Sözler de öyle. Sözler de dış ses. Sözler kimi söylemiyoruz. Engin nasıldı? Gel bize yoruma. Gayet güzel. Engin her yemeğe güzel diyor. Engin de bedava olsun ya. Ya. Çok sınıf hoşmerim dağıtan Semih Aşans. Bol kesip tanıtım derneğiniz. Aynen. Bir dakika, poşetini verir misin? Videoyu çekeceğim. Balıkesir'den hoşmerimcim. Hoşmerimcim. Hoşmerimcim cim cim cim. Cim cim. Oo. Hoşmerim soğuk ha. Bu nasıl soğuk getirdi bir de? Bilmiyorum ya. Sıcak mı olur hoşmer? Hoşmerimin içinde ne var? Cim cim dedin sana. Evet. Bakın peynir telemesi, yumurta, telemesi. Peynir teleme telemesi ne demek? Ne? Bilmiyorum. Yumurta, teleme. İrmik, pancar şekeri. Günaydın tayfa. El sağlayın videoma. Çok mutluyum. Aa, yarın quiz var ha. Ne quiz var? Data. Ne? Yarın data quiz var. 9:29. Bir dakika erken geldin. Ne bileyim. Hani eller bu final state on out of my mind. Benim çünkü blow on my money without even trying. You said if all those dreams didn't want to leave as much as you. Bugün arkadaşlar yeni çıkmış bu çikolatalı lavayı deniyoruz. Tamam, 1 2. Bayram şekerine benziyor. Bayramla dolduran şeylere benziyor. Orijinali daha güzel. Yanlış ya. Limonlu cheesecake'ti, sevmiyorum. Ona da alıştım biliyor musunuz? Başta sevmemiştim ama artık sevmiyorum. Ben bunu yemem. Limonlu cheesecake'ti daha güzeli. En güzeli limonlusu. Çünkü ben limon aromasını seviyorum. Bir de Hindistan cevizi. Hindistan cevizi denemedim. Hayır, lavye değil. Pop kekler var. Said I needed a change of pace. I believed in your hopes, you needed. Evet arkadaşlar, derslerimiz bitti. Sonunda yemek yemeye gidiyoruz. Derslerimiz bitmedi aslında. Ama dersler bitti, bir iki tane lab var. Ece niye beni bozdun şimdi? Dersimiz var. Kaptırıyordum, gittim. Artık yemek videosu çekmiyorum. Tayfa right here. Çok yoruldum be. Nefes nefese kaldım çünkü dağa tırmanıyoruz. Günah. Yemek çekeceğim. Ne? Yemek çekeceğim bakın.
köftelerimi yok ettim ama. Bugün erişte makarna, mandalina ve çorba var. Çorba benim sevmediğim taneli halinde. Ben çırpılmış çorba seviyorum. Başladı yine ya. Ama güzel yerim. Yapmayacağım ben zaten. Neye sağlık yapalım. Amerikanlara köfte. Bugünkü masamız böyle. Şimdi ben yemek yiyeceğim, görüşürüz. Gazze yapmayalım. Gazze çırpılsın. Engin'e yapalım. Bak işte düşünceli arkadaş, görüyorsunuz. Bugünün ışığı kötü, kamera kötü çıkıyor. El sallayın. Dış sesimiz şu an su içtiği için. Artık değil. Mandalina yiyen Santa izleyin. Ellerim sapsarı oldu ya. Islak mendili var bende, sileriz. Yapacağım ama çok utandım lan, Allah kahretsin. Niye utandın? Ne diyeceksin dış ses? Ya dış ses nasıl konuşuyor hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Dış ses. Hani. Bunu biraz evet. Yükseğini düşün şimdi. Yapacağım. Uğur Bey çorbanıza. Artık yeni kankalarım. Programlama birden tekrar başlıyoruz. Şimdi hepiniz sustuğunuz için ben daha çok utandım. Ama tek başına yürürken çekemiyorum. Arkadaşlarımla yürürken çekebiliyorum. Sonra Santa yemekhanede kartını unutmuş. Onun için yemekhaneye çıktım. Ben de hava almış oldum. İyi geldin. Namaz kıldım. Şimdi bir etüt daha yapacağım. Sonra eve gideceğim. Güzel geçiyor ya. Okulda çalışmayı sevdim. Işık bayağı bir kötü şu an, size rüzgarın sesi daha çok geliyordur ama içerideyken fark etmemişim arkadaşlar, hava kararmış. Ya bugün verimli bir günde, okulda 3,5 saat çalıştım, dijital çocuk çalıştım. Yarın database quiz'i var, eve gidince de ona çalışacağım. Ama yoruldum birazcık ve acıktım şu an. Ama ablamla döneceğim. O yüzden bugün zaten ablamın çıkışına denk getirmek için okulda çalışayım dedim ama okulda bu kadar iyi çalışabileceğimi bilmiyordum. Eve gidince sürekli bende bir şey oluyor, hani yemek yiyeyim, namaz kılayım, şunu yapayım, bunu yapayım ya oturayım oluyor. O yüzden bir türlü masanın başına oturmam zor oluyor. Cümlenin başıyla sonu denk gelmedi şu an. Öyle, bugün içim ferah çünkü bir tık dışarıda kalmama sebebim de namaz. Dışarıda abdest almaya üşeniyorum arkadaşlar. O yüzden hani okulda aslında çok rahat abdest alabileceğim yer var ama bugün 3'te 3 kıldım. Öğlen ikindi akşamı. Ama yeni bir hedefim dersler dışında. Diğer dünyaya yönelik hedefler. Öyle ya, bugün çok huzurluyum. Çok mutluyum. Verimli geçirmenin verdiği huzur. Şarjımız. Yapacak çok şey var. Ben onları birazcık yazacağım şimdi arabada. Aklımda kalmasındansa yazayım. Yemekten sonra tekrar ders çalışırken görüşürüz. Bu video study vlog olacak. Yani sadece ders çalışırken video çekiyorum. Yemek vesaire çok çekmemeye çalışacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam.